Herkese merhabalar. Tonguç hocam, Akademi'de... Türkçe gerçekten de bildiğim bir dil. Niye bir daha öğreniyorum? Ben anlamıyorum ya. Evladım. Zaten biliyorum hocam. Türkçe konuşabiliyoruz. Bak şu anda bak, ne konuşuyoruz? Türkçe. Ben biliyorum o zaman. Ne gerek var çalışmama? Aslında çok mantıklı bir şey söylüyorsun ama Türkçe dersinde nasıl başarılı olacağız? Yani sınavda çıkan Türkçe sorularında, sınavda çıkan dil bilgi sorularında, anlam bilgi sorularında nasıl başarılı olacağız onu öğreneceğiz. Öf, çok zor zaten çıkıyor. Kendi dilini öğrenirsen Tonguç, diğer dilleri de rahat öğrenirsin. Mesela bir öğrenci kendi dilinde yüklem bulamıyorsa İngilizce'de nasıl bulacak ki? Anlaşıldı Aynen. mı? Şimdi birincisi, Türkçe okuma, anlama ve yorumlamadan ibarettir Tonguç. Zaten Türkçe sorularını iyi okuyup anlayıp yorumlarsan matematikteki, fendeki soruları da daha rahat Ben yaparsın. okumayı yapabiliyorum hocam. Okuma yazmayı biliyorsun Anlama değil mi? konusunda bazı Okuma problemlerim yazmayı var. kaç yaşında öğrendin Tonguç sen? Okuma yazmayı 3. sınıfta öğrendim hocam. Çok İlk güzel. okul Bence 3'te iyi. öğrendim. Çok iyi öğrenmişsin. Teşekkür ederim. Ve Ama bunlar... gerçekten doğru. Gerçekten mi? Gerçekten doğru. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum. Rezil insan ya. Hızını artırma çalışması yapmalısın Tonguç. Neden? Hocam hatta ilkokul 3'te bir tane kız vardı Ayşe diye bizim sınıfta. Çok net hatırlıyorum. O şey yapıyordu. Kelime yarışması yapıyordu. Öğretmen saatle ölçüyordu. Kız böyle dakikada böyle inanılmaz böyle 70 kelime falan okuyordu. Ben dakikada 3 kelimeye geçemiyordum hocam. Öğretmen o yüzden Sonra beyin nakli mi yapıldı Malezya'dan? annemi babamı çağırdılar. Bu çocuk gerizekalı, bu çocuğu Halbuki okuldan alın dediler. ne kadar Bu zekisin. şaka yapmıyorum, bu gene Gerçek. gerçek. Sonrasında meğerse hocam öğretmene alışamamışım. Sonra sınıfımı değiştirdiler. Notlarım çok yükseldi. Oo, demek ki hoca da Okumayı da önemli. öğrendim. Aynen. Şu an okumayı biliyorsun yani. Okuma sen şöyle bakayım Tonguç. Evladım var ya. Pardon hocam. Şimdi ders takibi de çok önemli. Hocaların anlattığı şeyleri, uyarıları, önemli yerleri not almalısın. Mesela ben öğrencilere uyarılar veriyorum. Diyorum ki bak arkadaşlar, fiilimsi bulurken önce yüklemi sonra olumsuz ikim diyorum. Çocuk hala o uyarıyı dikkate almıyor. Kendisi fiilimsi buldum diyor. Yönt. Ha, o yöntemleri mutlaka cümle öğelerinde mesela yöntemleri mutlaka sadık kalmalısın. Çünkü o hoca onunla alakalı defalarca yapılan yanlışları görüyor. Yılların Artık tecrübesiyle guru, sana guru. söylüyor. Anlatayım, yılların tecrübesiyle söylüyor sana. Sen iki tane soru çözdüm diye bir anda taktik bulmuş olabilirsin. Ama hocanın tecrübesine de sadık kalmalısın. Bir de bireysel olarak derste alınan notların üzerinden geçmelisin Tonguç. Her akşam öğrenilenleri tekrar etmek öğrenmeyi kalıcı kılıyor. Unutmayı da zorlaştırıyor. Unutamıyorsun. Eğer akşam tekrar ettiğin bir şey unutmuyorsun. Mesela sen şimdi televizyonda bir sürü saçma sapan şey ezbere biliyorsun değil mi? Hocam bütün Her akşam şarkılarını biliyorum. izlediğin Bütün için... rap şarkılarını biliyorum. Aynen, Bütün niye? Her akşam kelimeleri biliyorum. izlediğin için unutamıyorsun. Beynine yerleşiyor. Gereksiz... I wanna go Aynen. to Bol bol religion soru bir çözmelisin farklı church. kaynaklardan ve kitap okumalısın Tonguç. Hocam Kitap okumak çok önemli. kitap okuyamıyorum hocam. Kitap okumak için ne yapabilirim? Bir kere sevdiğin kitapları, sevdiğin kaynakları seçebilirsin. Hocalarından tavsiye isteyebilirsin. Sana senin hoşuna gidebilecek kitapları hocalara mutlaka söyleyeceksin. Hocam bana video izlemek ve film izlemek daha zevkli geliyor. Daha zevkli ama okumanı geliştirmek istiyorsan, bak videonu geliştirmek istiyorsan video izle. Dersini geliştirmek istiyorsan dersleri videodan izle. Ama okumadan bahsediyoruz. Sonuçta sınavda sana video yapmayacaklar. Sınavda soru soracaklar. Hızlı Sen okuma gerekli. uzun bir inkılap tarihi sorusunu ya da uzun bir fen sorusunu anlayabilmek için hızlı ve dikkatli bir şekilde okuyup yorumlaman lazım. O yüzden okumanı geliştirmen lazım. Tamam hocam. Farklı kaynaklar kullanmalısın. Sadece tek bir çeşit soru testi değil. İngilizce Sadece kaynaklar, çık... Fransızca kaynaklar. Hayır, yani Türkçe ile alakalı. Ha. Aynı zamanda şu çok önemli Tonguç. Geçmiş yıllardaki sınav sorularını mutlaka mutlaka çözmelisin. Çünkü oradaki kelimelere aşina olmalısın. Yani o kelimelere alışmış olmalısın. Hep aynı kelime çıkıyor değil mi hocam? Benzer kelimeleri bilmen gerekiyor. Boş yanlış sorularının da tek tek konularını tekrar edip çözmelisin. Mesela biz konuda çok yanlış mı yapıyorsun noktalama işaretlerinde? Veya filmse çok yanlış mı yapıyorsun? Konuyu tekrar edeyim. O konuyu mutlaka tekrar edmelisin. Hocam Şimdi ama sıkılıyorum ya. Türkçe söylerken çok sıkılıyorum hocam. sıkılmamak için, Yani çok uzun paragrafları görünce gerçekten canım sıkılıyor ve bayıyorum hocam. bak şu Ve çok sonra önemli. atlıyorum o soruyu. Sonra geri döndüğümde de zaten çok uzun soru. O zaman boş bırakıyorum hocam. Bak şu çok önemli Tonguç. Sen eğer hedefine ulaşmak istiyorsan, mesela sen günde bir saat mi ders çalışıyorsun, bir dakika mı? Bir dakika hocam. Aslında günde bir saatten daha fazla çalışman lazım ama bir öğrenci mutlaka, mesela bir dakika çalışıp kalkmak diye bir şey olur mu? Olmaz. Mutlaka uzun bir Ama süre ben bir çalışıp... dakika çalışıyorum, 20 dakika mola verdikten sonra tekrar bir dakika Bak bu çalışıyorum. senin yaptığın yanlış yöntem. Ama normalde bir öğrenci masaya oturduğu zaman ciddi bir şekilde çalışması lazım değil mi? Evet Şimdi hocam. sınavda da o paragraf sorularını oturup çözmek gerçekten bir gayret, bir emek istiyor. Sen İş, o emeği, işsizlik ya. bak o emeği yapmazsan hak etmiyorsun demektir. Adam sana diyor ki eğer sınava gelmezsen kazanamazsın diyor. Sınava geldin, oturup okumazsan kazanamazsın diyor. Oturup okudun, onu doğru yapmazsan kazanamazsın. Yani bunların hepsi bir görev. Sen nasıl matematik sorusunu çözerken üşenmiyorsan, o paragraf sorusunu okurken, çözerken de üşenmeyeceksin. Ve dikkatli bir şekilde seni hedefine ulaştıran bir araç olarak göreceksin onu. Aynı zamanda Tonguç, soruları çözerken iki tarz soru var. Bir anlam bilgisi soruları var, yoruma dayalı, O içerisinde çok fazla güzel, çok bilgi yok. güzel, çok güzel. Bir de dil bilgi soruları var, bilgiye dayalı. Dil bilgi soruları daha az soruluyor. Anlam bilgi soruları daha fazla soruluyor. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam soruları daha fazla soruluyor. Dolayısıyla bu sorulara yönelik daha fazla soru çözmelisin. Benim yaptığım, gördüğüm en büyük hata ne biliyor musun öğrenciler? Söyleyin hocam. İsim, sıfat, zamir, zarf, fiilimsi cümle deli gibi onlara çalışıyorlar. Hiç paragrafı çözmüyorlar. Hiç cümlede anlam çözmüyorlar. Niye çözmüyorsun diyorum. Hocam onlar çok kolay, hallederiz diyor.
Ya halledersin ama sınavda en çok onlardan çıkıyor. Onlardan 3 yanlış yapsan zaten tüm dil bilgisini yanlış almış oluyorsun. Şaka gibi. Anlatabildim mi? O zaman direkt ben anlam bilgisi çalışayım. Gerek anlam çok daha önemli. Evet. Aynı zamanda yoruma dayalı sorularda en çok dikkat etmen gereken şey birincisi soru kökü Tonguç. Soru kökünü çok iyi anlamalısın. Aynı zamanda ana düşünce önemli. Ana düşünce nedir Tonguç? Ana düşünce düşüncelerin anasıdır hocam. Harikasın, harikasın, harikasın. Saçmalı ana düşünce hocam. Düşüncelerin anasıdır. Babası kim hocam? Babası yok. Oha! Nasıl bir ahlaksızlık bu? Evladım öyle değil. Bir dakika. Nasıl yani? Dur şimdi. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi oluşturuyor. Ana düşüncenin babası kim biliyor musun? Yazar. Yazar onu buluyor. Aa, o zaman tamam. O düşünceyi baba buluyor. Babası varsa tamam. Yazar. Ve mecazi ifadelere dikkat et. Bazen mecazi anlamlı sözcükler kafanı karıştırabilir. Orada kelimenin mecazını kullandığı zaman dikkat etmelisin. Aynı zamanda bilgi sorularında da dil bilgisinin temel kurallarını bileceksin. Cümlenin yüklemi nerededir? Yüklem olmazsa cümlede ne olur? Fiilimsim olumsuzluk 2 alır mı? Buna benzer temel kuralları bilmelisin. Ve tabii ki geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözüp kelime hazineni geliştirmelisin. Çünkü kelimen azsa eksikse mesela İngilizce'de öğrenciler niye yanlış yapıyor biliyor musun? Kelime bilmiyor. Kelime bilmiyor. Çocuk diyor ki hocam ben bu kolejde okuyorum diyor ama İngilizcem biri yanlış yaptım diyor. Niye yanlış yaptın? Çünkü kelimen eksikti. Sen İngilizce'de kelime eksiğin varsa hata yapıyorsan Türkçe'de de kelime hazinen zayıfsa terim bilgin zayıfsa ister istemez yanlış yaparsın. Özet yani olarak güzel güzel anlattığınızda evet. Ben şimdi paragraf sorusunu gördüğüm zaman yine korkacağım hocam. Tonguç kitap okursan paragraf sorularıyla alakalı çok ciddi bir ilerleme kaydedersin. En son hangi kitap okudun Tonguç? En son Gölde Yüzen Kuğu kitabını okudum. Tonguç bence yalan söylüyorsun. Bakalım. Bunu salladım hocam şu anda. Salladım. En son okuduğun kitabı bile bilmiyorsan az çalışıyorsun demektir. O zaman Tonguç Akademi.com'da videolarımızı izlemeye devam ediyorsun. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu videomuza like et Tonguç. Teşekkür ederim.